Herkese merhaba. Bugünkü videomda şöyle bir şey yapacağız. 2 1'e eşit olabilir mi? Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şimdi bununla ilgili 6 adımdan oluşan bir işlemler silsilesi uygulayacağız. Yani bir işlemler yapacağız. 6 aşamadan oluşan bir takım işlemler yapacağız. Şimdi A eşittir B olsun. Bu durumda eşitliğin her iki tarafını A ile çarptığım zaman sol taraf A kare, sağ taraf AB olacaktır. Şimdi her iki tarafa eksi b kare ilave ediyorum. Bu durumda a kare eksi b kare eşittir. AB eksi b kare. Sol taraf bir tam kare farkı. Dolayısıyla a artı b ile a eksi b'nin çarpımı şeklinde yazılabilir. Sağ tarafta da b parantezini aldığımız zaman a eksi b. Bakın burada a eksi b'ler ortak. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğimiz zaman sol taraf a artı b. A da b'ye eşit olduğu için 2b. Sağ taraf ise B çıkıyor. Yani 2B eşittir B. B'leri de sadeleştirdiğimiz zaman 2 eşittir 1 çıkıyor. Evet. Arkadaşlar tabii ki de burada yaptığımız çok temel bir hata var. Yani matematikte 2 1'e eşit tabii ki de çıkamaz. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı bütün matematiği sil baştan yazmak gerekiyordu. Burada çok temel bir hatamız var. Bu hatayı görebiliyor musunuz? Hangi aşamada bu temel hatayı yapıyoruz? Evet, 5. aşamada yapmış olduğumuz şu sadeleştirme işlemi, yani a eksi b'leri bakın sadeleştiriyoruz. Bu çok ciddi bir matematiksel hata. Temel bir hata. Çünkü baştan demiştik ki a ile b birbirine eşit. Bu durumda a eksi b 0 çıkacaktır. Dolayısıyla biz burada sıfırları sadeleştiriyoruz. Sıfırları bu şekilde sadeleştiremeyiz. Eğer böyle bir şey yapabilseydik o zaman 3 çarpı 0, 5 çarpı 0'a eşittir. Çünkü her iki tarafta 0. Bu durumda 3 eşittir 5. Veya 1 çarpı 0 eşittir 9 çarpı 0. Bu durumda 1 eşittir 9 gibi sonsuz tane böyle sonuçlar elde edebilirdik. Oysa sıfırları sadeleştiremeyiz. Sadeleştiremeyeceğimiz için buradaki yapmış olduğumuz temel matematiksel hata 5 numaralı aşamada yapılan hatadır. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.